Sayın Cumhurbaşkanımızın da kullandığı bir ifadeyi kullanacağım. Onu da ben tevil edildiğini zaman zaman çok gördüm. Bir kez daha bizim bütün milletvekili olarak söylememizde önem var diye düşünüyorum. Esas olan hak ve hürriyetlerin kanunla verilmesi değildir zaten. Yani hak ve hürriyetler tabii hukukta var kabul edilir zaten. O yüzden biraz evvel ifade ettiğim gibi başörtülü olmak ya da başı açık olmak yerine bir anayasa hükmüne normal şartlar altında ihtiyacımız yok zaten. Asıl olan budur. Eğer bugün olduğu gibi, bugün teklifimizi vereceğimiz bugün olduğu gibi bir hürriyet, bir hak ya da hürriyet, bir hukuk kuralı tarafından teminat altına alınmak isteniyorsa bu ancak anayasayla olabilir. Biz şu anda gelinen nokta itibariyle, kaldı ki gördünüz, Cumhuriyet Halk Partisi bu kanun teklifini verdiği zaman kendi eski milletvekillerinden, kendi partilerinden isyanlar oldu. Ha olamaz falan nasıl olur? Biz görüyoruz. Yani alttan alta da olsa, bazen böyle cılız bir sesle de çıksa, azıcık fırsat bulsak da tekrar eski o boğaz sıkmaya geri dönsek diyenleri biz görüyoruz. Gözünden anlıyoruz, açık söyleyeyim. Kullandığı kelimelerden anlıyoruz. Bana söylenmedi mi? Bu kadına adını bildirin. Daha 2 sene evvel genel kurulda işittik yani. Genel kurulda. O yüzden hürriyetlerin eğer bir hakka, bir hürriyete dair bir hukuken güvenceye ihtiyacımız varsa bu ancak ve ancak bir anayasa ile olabilir. Tersinin olması zaten hukukun mantığına, işleyişine aykırılıdır. Ve tüm dünyada da bu işler böyle yapılmaktadır. Asıl demokratik ülkelerde bu konularla alakalı bir düzenlemeye zaten ihtiyaç yoktur. Zaten böyle bir yasak olamaz yani. Hukuksuz, hukuk yok, kanun yok. Fiilen 50 sene bir ülkede yasak olabilir mi? Ne kadar sabırlıymışız. Ne kadar sabırlıymışız. Bu sabrın kaynağı imandır. Şimdi ben kendi adıma da başı açık, şimdi biraz evvel ifade ettim. Ailemden söylüyorum. Bir sürü böyle aile var. Anneler var, kızlarının başı örtülü değil. Benim gibi annelerin başı açık, kendilerinin başı kapalı. Türkiye'de o kadar farklı aile modelleri var ki, bu şartlar altında baktığınızda başı açık ya da başı kapalı olmak, anayasanın ötesinde, anayasanın da üstünde bir tabii haktır. Ha ille de kayıt altına alalım diyorsak, hani bize rest çekildiği için, kanun veriyor. Biz kanuna zinhar hayır diyoruz. Kanun onlar verdiği için değil. Kanun bu işin mantığına aykırı olduğu için. O sebeple eğer bunu yapacaksak, teminat altına alacaksak anayasayla olur. Kaldı ki şunu görmemiz lazım. Bu aslında bu konuya dair yaklaşımın ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Muhakemenin ne kadar zayıf olduğunu, yapılan işin ne kadar siyasi, ne kadar göstermelik olduğunu gösteriyor. Çünkü kanunla teminat altına alınan kanunla değişir. Bir işlemi hangi usulde yaparsanız aynı şekilde geri alırsınız. Yani kanunla teminat altına alıyorsanız aynı şekilde kanunla değiştirebilirsiniz. Ve biliyor musunuz böyle yaptığınızda şu an hiçbir hüküm olmadığı halde teminat altında olan başörtüsü özgürlüğünü zayıflatıyorsunuz. Teminatını zayıflatıyorsunuz. Bir kanun yaparız, veririz. Bir kanun yaparız, geri alırız. Dolayısıyla anayasa ötesi tabii bir hak olmaktan çıkarıp tam tersine kanuna dair verilebilen kanunla alınıp verilebilecek bir hak olarak aşağıya getiriyorsunuz, indirgiyorsunuz. Şu an şu mevcut halinden de geriye getirmeyi öneriyorsunuz. İşte o yüzden biraz anlamaları lazım. Bu işin teorisini, mantığını anlamaları için bunu ifade ediyorum. Yani siz bir kanun teklifi verdiğinizde aslında bu anayasa üstü tabii hakkın bulunduğu yeri aşağıya indirgiyorsunuz. Kanunla verilip alınabilen bir hak durumuna getiriyorsunuz. Ve bu indirgeme sebebiyle bir yasaklamanın önünü açıyorsunuz. Hukuken altyapısını oluşturuyorsunuz bu yasaklamanın. Yani kanunla verdiğinizi kanunla alıyorsunuz. Ama anayasayla verdiğiniz bir şeyi kanunla alamazsınız. Bugün anayasa teklifini vermek için Türkiye'de 200 imza gerekiyor. Bizim şu an 336 imza ile başvurumuz olacak. Bir kanun teklif etmek için bir milletvekili kafidir. Şimdi tabii bir de kanunların içeriği var. Yani ben gazeteci arkadaşlarımın dikkatini biliyorum.
kanun metnini okumuşsunuzdur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği kanun metnini. Bu kanun metnini okuduğunuz zaman içinde çokça yasaklamaya kapı açan şeyler var. Yollar var. En önemlisi diyor ki bir meslek, cümle cümle söylemiyorum anlam olarak. Bir meslek diyor, gereği itibariyle bir kıyafet tanımı yaparsa o hallerde başınızı örtmeyebilirsiniz. Sonucuna varan bir ifade var. Bir ifade var. Oysa ki biz diyoruz ki bizim yaklaşımımızda devlet milletin değerlerine uyum sağlar. Eğer bir kadın ne fark eder ki yani benim yani başörtülü avukat, başörtülü doktor olmakla başı açık olmak arasında aynı kişi açısından bile ne fark olabilir ki?